Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumamızda 8. sözde final dersindeyiz. Son dersteyiz yani. Hatimesini veriyoruz artık inşallah. Bugün önceden almadan doğrudan o sonda konuşmadığımız kısımlar hakkında biraz daha sarfı kelam etmek istiyorum. Ve bir de dün ve evvelsi gün okuyup da hakkında hakkıyla konuşmadığımı düşündüğüm şu son kaçıncı paragraf olur bu? Üç sondan üçüncü veya dördüncü paragraf yani söz basıma göre. Onun hakkında da bir miktar daha konuşmak istiyorum. Becerebildiğimce, dilim döndüğünce. Öncelikle ne yapıyorduk tekrar hatırlayalım. Biz burada iki ayet-i kerimenin tefsirini okuyoruz. Onların hakikatini öğreniyoruz. Üç ayet-i kerimenin pardon. En başta Bismillahirrahmanirrahim ayet-i kerimesi var. Hemen ardından Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayeti var. Ki bu ayet Bakara suresinin 255. ayeti yani oradan bir ifade. Bir de inneddine indallahil islam ayeti var. Bu da Ali İmran suresinin 19. ayeti. Birincisinin kısa meali şöyleydi. Allah Teala ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hay odur, kayyum odur idi. Diğerinin kısa bir meali şöyle. Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Bunlar böyleydi. Sekizinci sözün amacını Bediüzzaman Hazretleri ilk paragrafında şöyle özetliyor. Onu da nakledeyim. Sonra hakkında konuşmak istediğim kısma geçeyim. İnşallah daha fazla uzatmadan bugün sekizinci sözü bitirmiş olurum. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran, ya Allah, la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle deniyor ilk paragrafta. Tabii biz bu kısımları çok konuştuğumuz için tekrar okumuyoruz. Gelelim bugün konuşmak istediğimiz kısma. Şuradan başlayalım buna da. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise, yani temsildeki ağacın, hani kuyuya düşen kardeşlerin tutunduğu ağaç, o ağaç tek bir ağaçtı ancak her ağacın meyvesini veriyordu. Çeşit çeşit meyveler tek bir ağaçtan çıkıyordu. Öyle bir ağaçtı o ağaç. Merak edenler için eğer bu sözle, daha doğrusu bu bölümle Risale okumalarımıza katılmışlarsa 8. söze müracaat etmelerini isteriz. Veyahut da geçmiş derslerimizi dinlemelerini isteriz ama o biraz yolu uzatıyor. En kısa yol 8. sözü okumak. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret-i samedaniyenin sikkesine ve rububiyet-i ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazat-ı hayvaniyeyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelifül cins tamlardan o zihayata bir lahmu mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, Zat-ı Ehad-ı Samet olan Sultan-ı Ezel ve Ebed'in sikkeyi hassasıdır.
hatemi mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadiri külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Dün bu dersten sonra, yani dünkü dersimizden sonra, bu paragrafın burada yer alması üzerine düşündüm. Yani Bediüzzaman Hazretleri niye bu incir ağacını kıssanın içine, temsilin içine katmış? Neden bu ayetleri tefsir ederken bu hakikate de, yani her şey bir şey, bir şeyi her şey yapma hakikatine dokunmak istemiş, dokunmuş, bize bunu aktarmış? Yani bunu bir miktar tefekkür ettim. Şöyle bir bakış açısı da aklıma geldi. Ha, ondan önce, evet tabii, yani dünyanın mahiyetine dair bu temsilin söylediği şeyler var. Elbette ki dünya bir topraktan, bir sudan, sabit elementlerden oluşmasına rağmen bu elementlerin üstüne onların birbiriyle karışımından, birleşiminden, nasıl diyelim, farklı farklı oranlarda katılmasından, ortaklığından oluşan çok renkli bir düzene sahip. Yani burada dünyanın hakikatine elbette işaret var. Nasıl bir toprak binlerce, yüz binlerce, milyonlarca canlıya madenlik ediyor. O toprağın bağrından sadece bitkileri düşündüğünüz zaman çeşit çeşit neler neler çıkıyor. Onun gibi hayvanat, mesela böceklerin türlerini düşünün. Ne kadar çok türü var böceklerin. Daha aşağı inin, tek hücreleri düşünün. Ne kadar çok türleri var. Ne kadar çok virüs, ne kadar çok bakteri, ne kadar çok işte atıyorum yosun, amip, şu bu falan filan, bir sürü canlı türü var. Yani aşağı indikçe azalmıyor da giderek çoğalıyor. Böyle bir piramit şeklinde türlerin zenginliği var. Niye Cenab-ı Hak böyle yapmış? Biz dedik ki burada bize kudretini gösteriyor. Bu okumamız elbette yanlış değildi. Cenab-ı Hak dünya gibi bir alanda belki yarattığı kainatın trilyonda biri bile değil. Oradaki bir kum tanesi, kumsalındaki kum tanesi gibi olan şu dünyada canlılığı büyük bir bereketle halk ediyor. Bize kudretini gösteriyor. Yani bu tanecikte bakın neler yapıyorum. Şimdi şöyle bir temsille anlatayım. Mesela bir adam olsun, bize sanatını göstermek için ne diyelim, bir apartmanın tamamen aynısını, içindeki her detay aynı olmak şartıyla, her incelik gözetilmek şartıyla minyatür bir şekilde yapsın. Bu mu daha sanatlıdır, apartman mı? Yani apartman elbette büyük bir inşa işi ama bu küçüklükte onu yapmak diyorsunuz ayrı bir de dakiklik ister. Bir de onun daha fazlasını düşünün, adam öyle bir apartman yapmış ki içindeki canlılar falan filan büyük şeyin aynısı. Büyük apartmanın aynısı. Dersiniz ki ya bu nasıl olmuş? Yani bu daha da dakik bir şey. Bir de dünyanın daha küçüğünü düşünün. Çok büyük değişkenlikler içinde ama dünyanın minyatürü. Şimdi küçüldükçe incelik artıyor sanattaki. Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, atomlardan, belki atom altı parçacıklardan yazılmış bir Kur'an olsa, diğer tarafta da yıldızlardan yazılmış bir Kur'an olsa, bu diyor ondan geri kalmaz, belki ileri de geçer. Küçüklüğüne bakıp onu hakir göremezsin yani. Çünkü orada o işi başarmak daha başka bir incelik istiyor. Öyle de Cenab-ı Hak sırrı imtihan gereği, pek çok hikmetleri gereği elbette, dünyayı böyle bir toz zerresi kılmış. Alemde, kainatta, karbon bazlı canlılar için, bizim gibi canlılar için bir bereket yeri kılmış. Ve orada yaratıyor, değiştiriyor, yaratıyor, değiştiriyor. Bahar getiriyor, kış getiriyor, sonbahar getiriyor, ilkbahar getiriyor. Sürekli dönüşüm çağdan çağa, mevsimden mevsime, günden güne, gece gündüz sürekli bir değişim. O incelikte bize sanatını gösteriyor. Hani kılıç ustaları karşı karşıya gelmişler. Bu eski şeylerde çok olurdu, bunun karikatürize edilmiş hali, çizgi romana dönüşmüş hali. İşte kurdoğluyla rakibi karşılaşıyor, rakibi kılıcının keskinliğini göstermek için şey yapıyor böyle. O işte binanın sütunlarına bir vuruyor, sütunlar kesiliyor böyle. O kadar güçlü kılıcı var, keskin kılıcı var falan. Kurdoğlu da kendi gücünü göstermek için, kılıcının keskinliğini göstermek için ipek bir mendili havaya atıyor, kılıcı tutuyor. Mendil değdiğinde ikiye bölünüyor kılıca.
O kadar şey, keskin. Şimdi bak ötekinde nasıl gösterdi? Şiddetle gösterdi ama burada ipek mendil deyince bile kesen, letafet içinde gösterdi gibi. Cenab-ı Hak da bu dünya yüzünde öyle bir yaratış içinde ki, faaliyet içinde ki, dünyayı her şeyin, belki kainattaki her nesnenin önüne geçiriyor. Tamam, elbette güneşten daha büyük değiliz ama bizdeki iş de güneşte yok. Elbette biz bir Samanyolu galaksisinin tamamı değiliz ama bizde olan olay da Samanyolu galaksisinin tamamında yok. Hani hep derler, Galileo evrenin merkezinden dünyayı aldı, yerine güneşi koydu. İşte Hristiyanlığın dayandığı şeyi yıkmış oldu böylelikle falan. Aslında Hristiyanlık değil, bütün dinlere şey yapıyor onlar. Dinlerin diyor, dünya merkezli algısını yıktı Galileo. Galileo'nun yıktığı aslında eski bilimin diyelim alem algısıydı. Eski bilimde nasıl düşünülüyordu alem? Dünya merkezde güneş etrafında dönüyor, yıldızlar etrafında dönüyor diye. Bu elbette yanlış bir bilgiydi. Hristiyanlık bu Yunan felsefesinden gelen bilgiyi İncil'in içine yedirdi. Yani İncil'in yorumlarına, metnine bu alem algısını yedirdiği için Galileo dünya işte güneşin etrafında dönüyor diye ortaya koyduğunda Hristiyanlık bundan çok sarsıldı. Bu onların hatasıydı. Eski bilimi Hristiyanlığın içine yedirdikleri için. Müslümanların böyle bir tabusu yoktu ki. Yani bizim ayetlerimiz illa güneş dünyanın etrafında dönecek falan demiyordu. Böyle bir kesin hüküm yoktu. Böyle bir şey olmadığı için de Müslümanların daralacağı, sıkılacağı bir alan yoktu ki sıkılmadılar da, daralmadılar da yani. Bediüzzaman Hazretleri muhakematta bu mevzuyu yanıtlarken dünyanın güneş etrafında dönüyor olduğunu, küreviyetini İslam alimlerinin çok eskiden söylediğini örnekleriyle anlatıyor. Onu ben bir yazımda da değerlendirmiştim ki Fuat Sezgin Hoca'nın rahmetli söyleşilerinden oluşmuş bir kitap vardı. Sefer Turan da galiba söyleşileriydi. Kitabın ismi aklıma gelmedi ama Facebook'ta, Twitter'da ben çok içeriğinden bilgi paylaştığım için, hatta yazı da yazdım hakkında. Bilim söyleşileri olabilir. Tam aklıma gelmiyor kitabın ismi. Fuat Sezgin Hoca orada mesela öyle şeyler anlatıyor ki, yani İslam filozofları, alimleri şeyi bile tartışmışlar. Işığınızı ölçülür mü, ölçülmez mi? İbn Sina çağdaşı başka bir filozofla ya alimle tartışıyor bunu. Yani Müslümanlar nerede şeyi bilmiyorlar. Dünyanın küreviyetini bilmiyorlar. İşte bilmem dünyayı evrenin merkezi sanıyorlar falan, böyle bir şey yok. Ha, avam-ı nas bu mevzuyu bilmiyor olabilir. Avam zaten sorumlu değildir ki. Ama bilmesi gerekenlerin bu mevzuya uyanık olduğu İslam tarihindeki mebzul örneklerle açık bir şekilde belli. Araştıran bulabiliyor İslam alimlerinin bu konu hakkındaki görüşünü. O yüzden yok işte Müslümanlar güneşi dünyanın etrafında dönüyor sanıyorlardı falan filan. Sonra işte ortaya çıkınca çok şaşırdılar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu işin özüne indiğiniz zaman işte verdiğim iki örnek de mesela muhakemattaki o metin ve Fuat Sezgin Hoca'nın eserlerindeki beyanları, İslam tarihine dair, İslam bilim tarihine dair, İslam bilim tarihine dair verdiği bilgiler bunları çökertiyor. Yani onlara baktığınız zaman Müslüman ilim adamlarının çok çok önceden bunları söylediklerini, hatta Batılıların çoğu şeyi onlardan alıp kendi isimleriyle yazdıklarını, yayınladıklarını Fuat Sezgin Hoca kaynak kaynak hangi kitap kimden alınmış söyleyerek bunları yanıtlıyor. O kitapta da buna dair beyanlar var. Bilim söyleşileri olabilir ismi. Sefer Turan'da söyleşilerinden oluşuyor. Fuat Sezgin Hoca'nın, merhumun. Allah rahmet eylesin ona. Yani İki Bitlisli bu olayı çözmüşler. Allah onlar ve emsalleri gibi Bitlislilerden razı olsun. Evet. Bunu söyledik. Buraya niye girdik? Bu kadar dolaştık. Ona gelelim. Kainat elbette Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudretini gösteriyor. Bu anlamda incir ağacından çok yemiş çıkması misali bizim yabancımız, yadırgayacağımız bir şey değil. Ama burada diyorum, acaba bu paragraftan hareketle şöyle bir şey daha söylenmiş olabilir mi? Baştaki ayetlerle de irtibat kuruyorum.
Şimdi en baştaki ayetler diyordu ki bize, meallerini okuyacağım. Allah Teala ki ondan başka hiçbir ilah yoktur, hay odur, kayyum odur. Yani en büyük resim hakkında konuşuyordu tabiri caizse. Bu ilk ayet, Bakara suresinin 255. ayetinden alınan bu kısım, alemin en büyük resmi hakkında konuşuyordu. Aşağı indiğimizde de şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Burada da en küçük resim belki, El-Hadi isminin penceresinden bakarsak, o halkanın sonu gibi. Yani alemi ayakta tutan Allah, Müslümanın kalbindeki imanı da ayakta tutan Allah. Kayyum isminden bakarsak, aleme hayat veren Allah, canlılara hayat veren Allah, meleklere hayat veren Allah, daha bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü türe hayat veren Allah, müminin kalbindeki imana da, şeriata da hayat veren Allah. Yani bu iki ayet arasındaki bağı böyle kurmuştuk. Şimdi bu paragraftaki her şeyi bir şey, bir şeyi her şey yapmak bahsinden hareketle, dün uyumadan evvel o aklıma geldi, işte üstüne düşündüm dersten sonra, dersi yaptıktan sonra. Dedim acaba şu da var mı? Şimdi Hay Kayyum isimleri penceresinden o büyük resme baktığınız zaman müthiş bir çeşitlilik. Cenab-ı Hakk'ın muradı çeşitlilikmiş gibi geliyor. İşte dedik ya, alemin neresine gitseniz farklı bir tecelli. Samanyolu başka, Andromeda galaksisi başka, başka galaksiler daha başka. Alemin bir tarafı daha yeni oluşuyor, bir tarafı ermiş yıldızlar artık olgunlaşmış gibi. Yani evrende de şey, düzen değişik. Ha, az önceki Galileo bahsini onu diyecektim. Galileo, evet, o eski bilimin yanlışlarını ortaya çıkardı ama şu hala bir hakikat olarak duruyor. İnsan, yani bu bizim canlılığımız, bu türden bir canlılık, hala biricik. Yani biz hala o anlamda, hayat anlamında bakarsanız evrenin ortasındayız, merkezindeyiz. Hatta hani Tanrı Ölmüş diye bir kitap var. Böyle söyleşilerden oluşuyor bilim adamlarıyla. Orada bu mevzuya giren iki tane bilim adamı var. Onlar şuna dikkat çekiyorlar. Tamam diyor, evet. Biz diyor evrenin merkezinde değiliz. Güneş bizim etrafımızda dönmüyor. Yıldızlar bizim etrafımızda dönmüyor. Doğru. Galileo bu anlamda doğruyu söyledi. Ama diyor hala insanın merkezi olduğu bir düzen var. Yani mesela şuur, akıl. Bunlar diyor insanı merkeze koyuyor alemde. Var mı başka akleden, fark eden? Bizim gördüğümüz kadarıyla yok. Anladığımız alem kadarıyla elbette imanımızla meleklerin varlığından haberdarız. Farklı canlılık seviyelerinde cinlerin farkındayız. Bunları biliyoruz biz imanımızla ama bilim adamları açısından söylüyor onu. Yani karbon bazlı canlılar olarak biz evrende biriciyiz. Ve bu canlılığın oluşması için şartların da olduğu yer evrende biricik. Yani bu hayat nerede olurdu? Az ilerimizde Merkür'de olmazdı diyor. Az gerimizde Mars'ta da olmazdı. Hatta diyor bu yörüngenin az bir şey sapmışında da olmazdı. Yani hala diyor o şartlar itibariyle dünyanın güneş sisteminde bulunduğu şartlar, güneş sisteminin Samanyolu galaksisinde bulunduğu şartlar, Samanyolu galaksisinin evrende bulunduğu şartlar, gibi gibi böyle açarak devam ediyor diyor. O şartlar itibariyle yine diyor biz biriciyiz. Şimdi Galile'nin o ispat ettiği şeyi bu anlamda diyor cerh etmedi şeyi, çürütmedi. Yani öyle bir yerde hayat var olmuş ki ancak burada var olur. Böyle bir şey var diyor burada hala. Merkeziyet var diyor. Galile'nin söylediği diyor hepten sanki bizi sıradanlaştırmış gibi gelmesin diyor. Orada bir uyarı yapıyor onlar. Bunu da parantez içi söylemiş oldum. Diğer mevzuya ek olarak tekrar bu paragrafa dönüyorum. Şimdi Cenab-ı Hak kainatta müthiş bir çeşitlilik murad etmiş, yaratmış. Görüyoruz. Güneş var, güneşten çok 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 büyük yıldızlar var. Kara delikler var. Belki bildiğimiz bilmediğimiz ne nesneler var. Işığı yaymadıkları için belki. Hatta bizim şu an görme araçlarımız olan her ne varsa onlarla algılanamadıkları için belki. Sezemediğimiz kitleler, cisimler, canlılar var belki alemde. Ki melekleri biz şu an bilimle yakalayamıyoruz ama varlıklarına iman ediyoruz. Fakat bilim şu an onları teşhis edecek düzeyde bir görüşe sahip değil.
Zaten gördüğümüz ışık bile hani ne? %7'si mi diyorlar, %3'ü mü diyorlar evrendeki ışığın, insanın görebildiği kısmı. Mor ve ötesi var, kızıl ve ötesi var. Işığı geçtim. Yani ses, efendime söyleyeyim, kokular veya yani bizim canlılık algımız bile sınırlı. Bitki Zekası diye bir kitap okudum. Böyle peş peşe şimdi kitaplara daldım ama yeri geldiği için, makamı geldiği için, İtalyan bir profesörün o da. Adam diyor ki, bitkilerin zekası diyor bizimkilerden farklı ama zekiler diyor. Biz diyor eğer böyle bir zekaya sahip alemde diyor canlı varsa, atıyorum sözde Mars'ta veya işte Merkür'de varsa, muhtemelen insan diyor onları görmeden yanlarından geçer. Çünkü insan kendisini arıyor alemde. Eğer diyor bizden daha farklı bir sınıfta bir zeka, bir bilinç, bir hareket varsa diyor, biz onları muhtemelen teşhis edemiyoruz diyor. Adam bak bu noktaya gelmiş, bitkiler üzerinden, tefekküründen gelmiş. Hani bitkilerin zekasını biz anlayamıyoruz. Ancak böyle özellikle ararsak işte benim gibi diyor az sayıda bilim adamı bu konuda çalışıyor diyor onların zekasının ne tür olduğu üzerine. Niye? Çünkü insanlar diyor kendi zekalarına kıyasla bitkileri aptal sanıyorlar diyor. Halbuki diyor mesela meyveler bile o işte tatlı kokulu lezzetli meyveler belki de diyor bitki diyor insanı kullanıyor diyor. Benim tohumlarımı bu canlı yaysın. Nasıl yayar? Şuna diyor güzel bir meyve vereyim. Onu diyor çoğaltmak için muhtemelen eker bu diyor. Tabii o da şimdi şey yapıyor biraz. Hani Allah demek istemediği için onu ağaçlara falan veriyor yani. Güya bitkiler bunu seziyormuş. Bu insan benim meyvelerimi severse bu tohumlarımı dağıtır. Ben şuna vereyim biraz tatlı lezzetli meyve. O da benim tohumlarımı dağıtsın diyormuş bitkiler. Bu da eleştirilebilir bir şey ama bakış açısı ilginç. Biz diyor kenarından geçiyoruz ama fark etmiyoruz çünkü bizim türümüzden değiller diyor. Bediüzzaman Hazretleri de diyor Cenab-ı Hakk'ın nurdan hatta karanlıktan yarattığı canlılar olabilir diyor yani. Onlar diyor hayata bizden daha layık bir yapı taşı gibi diyor. Düşün ışıktan canlılar var. Şimdi biz onu neyle tespit edeceğiz? Bizim türümüzden değil ki. Bizim algımız işte 6 tane şartı var. Üremek, büyümek, çoğalmak, gelişmek, beslenmek falan. Biz işte lisede, ortaokulda bunları görmüştük. Bunlar olması lazım diyoruz biz hayat için. Onların hiçbirisine sahip olmayan ama hayatlar olan canlılar olamaz mı? Bu işte bakış açısı yükseltmesi. İman, İslam, müminin bakışını yükseltiyor. Biz diyoruz ki melekler var. Ne demek melekler? Bu hayat sınıfından farklı özelliklere sahip canlılar. Hadi bakayım bilim adamları bunun peşinde koşun. Daraltmıyoruz, genişletiyoruz yani. Bak şimdi yeri geldi. Şuradan da bir kitap yanımdayken bir şey okumak istiyorum. Güzel bir söz gördüm de sizinle de paylaşayım bunu. Derse başlayamadım bu şeyler yüzünden. William Blake'in sözüymüş bu. Bence insanın acizliğini çok güzel anlatıyor. Daha doğrusu daraltışını kendine münhasır kıldıkça, kendi aklına münhasır kıldıkça nasıl daralttığını, bilginin çemberini nasıl körelttiğini kendisini güzel anlatıyor. Algının kapıları genişlemiş olsaydı, bakın algının kapıları genişlemiş olsaydı her şey insana olduğu gibi görünürdü. Yani sonsuz. Ama insan öyle kapanmıştır ki şeyleri kendi mağarasının dar çatlaklarından görür ancak. Bir daha okuyayım. Algının kapıları genişlemiş olsaydı her şey insana olduğu gibi görünürdü. Sonsuz. Ama insan öyle kapanmıştır ki şeyleri kendi mağarasının dar çatlaklarından görür ancak. İşte William Blake'in sözü buymuş. Çok güzel bir söz. Bence çok hakikatli. İnsan eşyanın hakikatini fark edemiyor kimi zaman kendi darlığından. Alem öyle olduğundan değil. Ateistler Allah'ı görmüyor. Onlar görmüyor diye Allah yok mu oldu? Haşa, sümme haşa. O onların bakış açısı darlığı. Böyle düşünmek lazım. Evet, şimdi. Ha gene metne dönelim. Becerebilirsek dönelim. Beceremiyorum bir türlü. Diyeceğim şuydu. Şimdi Hay ve Kayyum isimleri ve Allah'ın birliği ve onun altında çeşitlilik, muhteşem bir çeşitlilik.
kainatın her köşesine dağılmış farklı bir yaratış. Şimdi bu çeşitlilik var bir. Bir de din var. Tekillik. Yani Allah insanların Müslüman olmasını diliyor. İstiyor. İmtihan ediyor bunun için. Olmalarını diliyor. Ama zorlamıyor. Onlara bırakıyor. İradelerine bırakıyor. Hikmeti gereği. Fakat bunu istiyor. O kadar farklı şeyleri yaratan Allah neden burada tekillik istiyor? Veya bu onunla nasıl barışır? Belki öyle bir soru aklımıza gelirse diye, ki bugünlerde biliyorsunuz bu farklılıklara yönelik büyük bir övgü var. Küreselleşme övülüyor. Farklılıklar zenginliktir övülüyor. İşte ne derler başka? Ne argümanları var? Gibi gibi yani, sizin aklınıza gelsin, benim aklıma gelmedi şimdi. Ama müthiş bir şey var, bu LGBT'dir, şudur budur, hepsi de dahil bunun içine. Müthiş bir propaganda. Farklılık güzeldir, farklı olmak iyidir, farklılık beslenmelidir, farklılık korunmalıdır. Tamam, Allah'ın yarattığı, sınırlarını çizdiği çerçevede eyvallah, biz de onu şey yapıyoruz. Yani hepsinin hikmetli olduğunu, gerekli olduğunu Müslüman olarak biz de kabul ediyoruz ama Allah'ın murad etmediği bir alan da var. Yani şöyle diyelim, yaratıyor öyle, sınıyor öyle ama istemiyor öyle olsun. İstiyor ki irademizde başkasını seçelim. Mesela dinlerin gelişim amacı nedir? İnsanlar dağılmış, inanışlar farklılaşmış, şirk ekolleri oluşmuş bir sürü. Birinin putuna diğeri tapmıyor, her taraf puttan geçilmiyor. Veya işte şirkten geçilmiyor. Tanrı tasavvurlarının farklılığından geçilmiyor. Allah din gönderiyor ki bu farklılıklar kalksın, doğrusu geçerli olsun. Onu da murad eden Allah, farklılığı yaratan da Allah ama bunu da murad eden Allah. Sırrı imtihan gereği böyle istiyor. O farklılıkları terk edip birleşmemizi istiyor. Dinin amacı bizi birleştirmektir, tevhiddir. Hem itikatta hem de amelde, olabildiğince elbette hak mezheplerde bir füruat ayrımı var, böyle küçük küçük farklılıklar var ama onun dışında ana esaslarda Cenab-ı Hak bizim birleşmemizi murad ediyor. Bizde yarattıkları elbette hikmetli ama bir de terk etmemizi istedikleri var. Bunlar da hikmetli. Belki o ayetlerin şeyinden bakılırsa bu paragrafta Bediüzzaman Hazretleri İncil Ağacı misalini, evet insanlık, siz farklılaştınız, bir kökten, bir ümmetten Hazreti Adem'in çocukları olarak geldiğiniz halde çoğaldınız, onlar da o uçlarda itikatlarınız da farklılaştı ama Allah sizden tekrar bir olmanızı istiyor dinle, İslam'la. Bu dağınıklığı düzeltmenizi istiyor, murad ediyor diyor. İşte bir şeyi her şey yapıyor, Hay ve Kayyum isimleri, onun tevhidi, uluhiyeti. Bir de her şeyi bir şey yapıyor, işte İslam dini. Yani nasıl tek bir din bütün dünyaya hakim olmaya çalışır falan, bu doğru bir şey mi? Bu diktatörlük bilmem ne de değil arkadaşım. Neyin kötü, neyin iyi olduğuna sen karar veremezsin veya bir şeye kör kütük saplanarak onun vurgusuyla sapıtamazsın. Her şeyi sınırında hayırlı ve şerli olduğunun tayinini yapan Allah'tır. Otoriterlik hem iyidir hem kötüdür. Yani kötülüğü de vardır haksız yere kullanılırsa, iyiliği de vardır haklı yere kullanılırsa. Yani her şeyin bir hikmeti var, bir sınırı var. Böyle işte hürriyet, farklılaşma, bunlara aşırı vurgu da ifrat da iyi değil arkadaşlar. İşte adamlar, senin benim gibi Müslüman adamlar, belki dindarlar da, namaz da kılıyorlar ama öyle bir noktaya gelmişler ki senin hakkın varsa diyor Müslüman olarak, LGBT'nin de hakkı var diyor. İhsan eli açık, şeyi bile, ateistleri bile cennete sokuyor. Yok artık yani. Bu dinin gelişinde şey yapmak, neden abesleştirmek, boşa çıkarmak. Din niye geldi o zaman? Madem herkes gidiyordu, çantasını alan cennete atlıyordu demek. Böyleydi eğer, böyleyse onların itikadında böyle ya. O zaman neden din gönderdi Allah yani? Zaten gerek yokmuş, kafalarına göre takılsalar oluyormuş. Yani bu tabii işte tutarsızlık ama onlara da anlatamıyorsun. Onlar başka bir ucundan tuttukları için meselenin. Evet, yani bu paragrafta böyle bir manada olabilir mi diye aklıma geldi. Sizinle paylaşmak istedim. Bir daha okuyayım paragrafı.
O ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret-i samedaniyenin sikkesine ve rububiyet-i ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazat-ı hayvaniyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelif cins taamlardan, farklı farklı yiyeceklerden yani, o zihayatı hayat sahibine bir lahmu mahsus yapmak, özel bir et yapmak, bir cildi basit dokumak, yani derimiz, bir cildi basit. Bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, Zat-ı Ehad-ı Samet olan Sultan-ı Ezel ve Ebed'in sikki-i hassasıdır, hatem-i mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadir-i külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Yani Allah bunun da kudretini gösteriyor. İnsanları farklı farklı yaratmış, hiçbiri bir diğerine uymuyor ama hepsine iyi gelen, hepsine doğru gelen, hepsinin takip etmesi gereken, hepsini hakikate ulaştıracak, hepsinin içini huzurla dolduracak olan dini bir kılmış. Burada da kudretini gösteriyor Allah. Yani sizi o kadar zengin ettim ama bak hepinize, yani o kadar farklı, o kadar çeşitli yaptım ama bakın hepinize iyi gelecek şeriatı gene ben biliyorum. Bakın tevhid sikkesidir bu. Burada dedi ya, Zat-ı Ehad-ı Samet. Orada yani gösteriyor, hepsinin yaratanı Allah olduğunu, İslam'ın hepsine iyi gelişiyle gösteriyor. Hepsini İslam'a çağrışıyla gösteriyor. Burada da bir teklik, bir azamet tecellisi var yani. İşte yukarıdaki şeyi, başka başka meyveler vermek diyor, kudret-i samedaniyenin sikkesi. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığının, her şeyin ona muhtaç olduğunun delili. İstediği şekilde, istediği kadar, istediği şeyden yaratabiliyor. Bizden bir şey istemiyor, bir şeye ihtiyaç duymuyor. Yani ya bu kadar az topraktan bu kadar canlı çıkar mı demiyor haşa. Bir toprak ama ne canlılar, ne kadar insan. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kaç insan yaşadı? Aynı toprak. Belki vücudumuzda aynı toprağın zerreleri var. Birimiz öldü, onun vücudu toprak oldu. O topraktan ağaç bitti, onun meyvesi oldu. O meyveyi başkası yedi. Olabilir yani böyle bir şey. Ama gene insan. Farklı bir insan bir de üstelik. Cenab-ı Hak bize gücünü gösteriyor. Yani tabiri caizse bize neler yapabildiğini gösteriyor. Azıcık malzeme versen bile neler çıkarıyor yani. Ne sanat, ne muhteşem azamet. Çok malzemeden herkes bir şey çıkarır. Çapı yettiğince ama azdan şey çıkarmak, çok çıkarmak o ayrı bir ustalık gibi gibi tabiri caizse. Rububiyet-i ilahiyenin hatemine, yani Cenab-ı Hak her şeyi rububiyeti terbiye edişi, maksadına yönük yaratması, ihtiyaçlarını karşılaması gibi manalar var rububiyetin içinde. Burada ne verilmiş ona bakalım rububiyet. Rububiyet-i ilahiye, Allah'ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması. Tekrar okuyorum. Rububiyet-i ilahiye, Allah'ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması. Demek buna da şey varmış, o çeşitlilik içinde bir delil varmış. Nasıl? Nasıl olabilir? Yani Cenab-ı Hak diyor ki, ben ne kadar tür olursanız olun, ne kadar çok sayıya çıkarsanız çıkın, hepinizi maksatlarınıza götürebilirim. Hepinizin ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılayabilirim. Hepinize bu düzende bir yer bulabilirim. Hepinizi varlık hikmetiniz eda olunarak, abese düşmeyerek yaşatabilirim. Bunları gösteriyor yani rububiyetiyle. Hiçbirimiz amacında ziyan olmuyor. Hiçbirimizin varlığı ziyan olmuyor. Maksadına ulaşıyor. Bir şekilde hikmetini eda ederek kainattan ayrılıyor.
en küçük, en büyüğü engelleyemediği gibi en büyük de en küçüğü engelleyemiyor. Ne karınca fili gözden düşürebiliyor, ne fil karıncayı kıymetten düşürebiliyor yani. Böyle bir düzende yaratmış Allah. Orada da rububiyetinin bir azameti var. Ne kadar olursanız olun, hepinize bu düzende yer bulurum, hedefine götürürüm, hepinizin ihtiyaçlarını karşılarım, hepinizi terbiye ederim. Bunlar bu şeyde gizli. Hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına, uluhiyeti zaten ilahlığı, hepsini yaratan oluşu, evet bir şeyden her şeyi yaratıyorsa, demek ki her şeyin yaratıcısı da odur. O bir şeyi yaratan kimse, her şeyi yaratan da odur. Burada da uluhiyet, tevhid en büyük resimden gözüküyor. Kainatı hiçten çıkaran kimse, en ucundaki meyveyi yaratan da odur. Çünkü en başıyla en sonu bağlıdır. Daha önce konuştuk ya, evrenin öyle sabiteleri varmış ki, bu şeyde geçiyordu, işte bir kitap daha söylemek gerekti. Yanılıyorsunuz Einstein diye bir kitap var. Bir fizikçi yazmış, kendisi de kuantum fizikçisi. Roman gibi düşünmüş, böyle söyleşi gibi. Birçok bilim adamı, farklı çağlarda yaşamış bilim adamı Almanya'da buluşup kuantum fiziğini konuşuyorlar. Orada diyor mesela, evrenin başında sabiteler var, bazı sabiteler. Eğer diyor evrenin başında bu böyle olmasa, şimdi diyor canlı moleküller oluşmazdı. Sanki diyor canlılık en başında düşünülmüş diyor evrenin. Orada Einstein söze giriyor. Tabii kurgu bu, gerçek sözü değil. Beyler beyler diyor, bu aşamadan sonra bu iş ilahiyata döner diyor. Fizik olarak kalmaz diyor falan. Evet, öyle hakikaten. Görebilen için her yer ilahiyat kaynıyor. Evet. Gibi gibi. Zat-ı Ehad-ı Samet olan Sultan-ı Ezel ve Ebed'in sikke-i hassasıdır. Hatemi mahsusudur. Taklit edilmez bir turrasıdır. Ondan başkası yapamaz yani bunu. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına vas, halıkına has, özel ve kadiri külli şeye mahsus, yine özel bir nişandır, bir ayettir. Tabii bu mahsus sanki hastan daha kıdemli gibi duruyor ama ben o kelime bağlarını çok bilmiyorum. Devam edelim. İnşallah bugün bitireceğiz burayı. Ve o tılsım ise sırrı imanla açılan sırrı hikmeti hılkattir. Ve o tılsım ise kıssada, yani temsilde adamın okuduğu bir tılsım vardı. Onunla şey açılmıştı. Duvar delinip kapı olmuştu ya da ejderhanın ağzı kapı olmuştu. Açıl susam açıl gibi bir şey yani o masaldaki. O tılsım ise sırrı imanla açılan sırrı hikmeti hılkattir. Neden yaratıldım? Yaratılışımın hikmeti ne? Bunu bilirse insan kainatın tılsımını açıyor. Kainatın tılsımı, açıl susam açılı, sırrı, hikmeti, hilkat. Neden yaratıldım? Niçin varım? Nereye gidiyorum? Ne için gönderildim? Bu soruların cevabıyla açılıyor. O miftah ise, yani anahtar ise, Ya Allahu la ilahe illallah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumdur. Yani tevhid ile bu duvar, bu şey açılıyor. Onu çözdüğünüz an, nasıl diyelim? La teşbih ve la temsil. Kurguyu bir ele verdiğiniz zaman oynananın oyun olduğunu, film olduğunu, sahne olduğunu, bir amaçla olduğunu her şeyin çözebiliyorsunuz. Yani bütünlüğü görünce amaç çözülebiliyor. Şimdi mesela diyelim arkadaşlarınız sözleşmişler, bir oyun çeviriyorlar sizin etrafınızda. Hepsi geliyorlar işte sizi bir yöne sevk eden bir şeyler yapıyorlar. Diyelim gizli doğum günü partisi yapmışlar. Oraya sizi sevk edecek şekilde, yani o doğum günü partisinin olduğu yere gitmenizi sağlayacak şekilde bir şeyler oluyor sürekli etrafınızda. Birileri bir haberler veriyor. Oraya gitmeye sizi sevk ediyorlar, teşvik ediyorlar vesaire. Şimdi olayları parça parça görürseniz o şeyi çözemezsiniz. Ama bütününe baktığınız zaman bu nedir arkadaş, bugün 10 kişi aynı yere gitmemi istedi. Veya bu nedir arkadaş, bugün 10 kişi aynı adamdan bahsetti, işte rahatsızlığından bahsetti, seni çağırıyor falan dediler. Yani bakın o denk gelişler, büyük resim okuyuşlar, bu nereye varıyor? Birinci lemada Bediüzzaman Hazretleri'nin Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından söylediği o cümle, o ana cümle,
nuru tevhid içinde sırrı hadiyetin inkişafı. Her şeyi yaratan Allah size özel bir şeyler yapıyor. Yani her şeyi yaratıyor. O her şeyi yaratmasının içinde size bakan bir şey var böyle. Dairenin uçları size dönüyor tekrar. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında o vardı işte, o yaşadığı olaylardan onu çıkardı. Yani bunlar bana bir amaçla yaşatılıyor. Galiba ben bir hata yaptım. Ayrılmamam gerekiyordu, ayrıldım. Ve o işte balığın karnında ettiği dua. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim, sen subhansın. Ettiği bu dua onu oradan kurtardı. O da orada bak mesela şeyi gördü. Ben nefsime zulmettim, sen subhansın hakikatiyle miftahını buldu. Olayların amacını buldu. Büyük resmi okudu. Onun bir organizasyon olduğunu okudu. Biz de sırrı hikmeti hilkati okursak, hepsini aynı Allah'ın yarattığını çözersek biz de o kurguyu çözebiliriz. Bir kişi olursa yaratan, o her şeye bir amaç yükleyebilir. Bunlar tesadüfün elinden çıkar artık. Dağınıklık gider. Hepsi bir amaca dönüşür. Yani yaratıcıdaki birlik kurgudaki birliği gerektirir. Bakınız nereden nereye geliyor iş. Yönetmen birse oyun da birdir. Bir amacı yönekliktir yani. Bir yere gidiyordur o. Özellikle öyle yapılmıştır. Bunlar tesadüfen değil. Beni bir yere sevk ediyor bunlar. Bir şey planlamışlar. Düşüncesi kafamızda oluşur. La teşbih ve la temsil. O temsil tabii kusurlu bir temsil ama hakikate bir parça yaklaştırıyor. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuğyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde ehli Kur'an ve iman için zindan-ı dünyadan bostan-ı bekaya ve meydan-ı imtihandan ravza-i cinana yani cennet bahçesine ve zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Neler varmış? Ehli dalalet ve tuğyan için yani sapıtmışlar için vahşet ve nisyan, yalnızlık, vahşet yalnızlık demektir. Biz genelde onu saldırganlık falan gibi kullanıyoruz ama kelimenin kökeni yalnızlık demek. Yabanilik gibi yani yalnız yaşıyor. Yabani bir adam, vahşi bir adam. Özü bu. Ha, sonra kelime biraz kaymış. Türkçe'de kullanımı biraz değişmiş. Vahşet ve nisyan içinde yani unutulmuşluk içinde, yalnızlık içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batını yani karnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde ehli Kur'an ve iman için zindan-ı dünyadan bostan-ı bekaya ve meydan-ı imtihandan ravza-i cinana ve zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Bakınız din ne işe yarıyor? Din o dağınıklık, o farklılık, o çeşitlilik içindeki yalnızlığımızı, çünkü bir yalnızlık bu. Şimdi ben Ahmet'im ama Ahmet'ten bir tane daha yok. Ben Ahmetliğimde yalnızım. Yani Ahmet olarak bu bendeki özel nakışlar, latifeler, düşünceler, hisler. Bunlar da elbette insanlarla benzerliklerim de var ama çok çok farklılıklarım da var. Bazen oluyor kimseyle anlaşamazsınız mesela. Kendi içinize kapanırsınız. Çoğumuz yaşarız. Cenab-ı Hak işte böyle bizi çok çeşitli yaratmış. Ama rahimiyetinden en işte Bismillahirrahmanirrahim'e gidelim. Rahimiyetinden o yalnızlık içinden de bizi kurtarmış. Ne ile? Hepimizi tevhidde birleştirerek. Selamun aleyküm, aleyküm selam ile. Bakın bugün Latin Amerika'dan tutun Çin'e kadar Müslümanlar hep böyle selamlaşıyor. Hacda buluşuyoruz mesela. Namazlarımızda birbirimizin arkasında namaz kılabiliyoruz. Farklılığı da yaratan o. Ama orada çekeceğimiz sancıyı, çileyi, ızdırabı bildiği için o farklılığı tevhid kardeşliğiyle, İslam kardeşliğiyle, uhuvvetle birbirine rapt edip tekrar ünsiyete çeviren de o. Din böyle de hayatın lazım. Yani hayatın farklılaşması içinde gittiği biriciklik, o biriciklik içindeki yabanilik, yalnızlık, unutulma hali, insanın kendisini öteleştirmesi,
iman ile din ile tekrar birlik merkeze doğru koşturuluyor. Tekrar o yalnızlık ünsiyete çevriliyor gibi gibi manalar sanki burada var gibi. Allahu alem. Yani ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan bostanı bekaya, sonsuzluk bostanına zindandan, meydanı imtihandan, imtihan meydanından, ravza-i cinana cennet bahçesine ve zahmeti hayattan, hayat zahmetinden rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Yani hayatın zahmetini de din gideriyor. Yaşamak yükünü din, onun getirdiği güzel manalar, hikmetler, anlam, düşünce dünyası, bunlar cennete çeviriyor yani. Asıl hayatı cennet yapan o. Bir anlamınız varsa hayat yaşanmaya değer oluyor. Yoksa hayat da büyüke dönüşebiliyor yani. O boşluk, boşu boşunalık insanın gönlünde taş gibi bir ağırlığa dönüşebilir. Evet. Ve o vahşi arslanın dahi munis bir hizmetkara dönmesi ve musahhar bir at olması ise işarettir ki mevt yani ölüm, ehli dalalet için bütün mahbubatından elin bir firakı ebedidir. Özellikle ahirete inanmayanlar için bu kesinlikle böyledir. Ehli şirk için de kısmen böyledir. Yani ahirete inanmayanlar zaten o sonsuzluğu inanmadıkları için burada yok oluşa gidiyorlar. Tamam onlarınki firakı ebedi, sonsuz ayrılık. Dünyadaki bütün mahbubatlarından yani sevdiklerinden ayrılacaklar. Kaçınılmaz bir şey. Ölüm onlara bunu söylüyor. Ahirete inanmadıkları için. Ama inanan ve müşrik olanlarda ise onlarda da sıkıntı var. Nedir? Dünyada düştükleri o çelişki, çatışkı da çok doğal bir kelime oldu. Çatışma, diyelim, savaş, arbede, anlaşmazlık. Çünkü şirk bunu gerektirir. Madem birçok ilah var, bu birçok ilahın da anlaşamadığı yerler olmalı. Ki farklılıkları böyle oluşur. Şu da var zaten, temelde şirk çelişkili bir şeydir. Sonsuz birden fazla olmaz. Hem Allah'a sonsuz diyeceksin hem de birkaç tane diyeceksin. O birbirlerini sınırlamıyorlar mı yani? Gibi gibi manalar. Bir padişah bile yanına ortak istemezken üstadın hep verdiği örnek diyor merhametli padişah bir de yardıma ihtiyacı var. Buna rağmen diyor oğlunu diyor kendine ortak olur diye idam ediyor diyor en sevdiği çocuklarını bile. Niye? Diyor çünkü yönetim teklik ister. İkilik istemez. Ayette diyor ya yerde ve gökte başka ilahlar olsaydı Allah'tan ikisi de helak olup giderdi. Çünkü şimdi o kendisinin dediği olsun ister, o kendisinin olduğu dediği olsun ister. İkisi de sonsuz. İkisi de tecelli etmek istiyor. İkisi de hakim. O zaman bu iş kaosa giderdi, fena giderdi, hiçliğe giderdi yani. Zaten öyle değil alem. Alemdeki nizam da yönetimin tek olduğunu hissettiriyor. Ha şirk diyorduk. Çelişki, çatışık bir düzen algısı oluşturuyor dünyada. Bunun ahirete de ister istemez yansımaları var. Biraz geçse de bu dersi yapmaya devam edeceğim. Çünkü bugün bitirmek istiyorum. Söz verdim. Şimdi şirk ehli olduğu zaman bir insan dünyada birçok ilah var. Bu ilahın birçok inananı var. Farklı dinler var. Ve bu inananlar arasında da kelime çıkmadı ağzımdan bir su içeyim. Pardon affınıza sığınarak. Bu inananlar arasında da anlaşmazlıklar var değil mi? İşte düşünelim kavimler birbiriyle savaşıyor, komşular bile birbiriyle savaşıyor, dövüşüyor, yeri geliyor. Milletler, dünya savaşları vesaire. Şimdi tamam senin ilahının tasarruf alanında değil o adam. Sana zulmetti. Yahudiler, Almanlar Yahudilere zulmetti. Şimdi eğer müşrikseniz, bu şöyle bir alan açıyor. Onun ilahı da olabilir ayrı. O ilahın da dediği olabilir. O zaman belki de bu adam da kendi ilahının cennetinde olabilir. Nasyonel sosyalizmin bir ilahı varsa o ilahın cennetinde bu adam olur. Sen kendi cennetinde olursun. Ama ne oldu? O adamın sana ettiği zulümlerin cezası nasıl olacak? Veya senin sevdiğini cehenneme gönderecek bir ilahın şeyindeler mesela. Diyelim nasyonel sosyalizmin ilahı
Almanlardan, Yahudiler yardım edenleri cehennemine gönderiyor. E sen ama istemiyorsun, o adam sana yardım etti. Yine mahbubundan ayrılmış olmadın mı? Yani bu şirk ekolleri için söylüyorum. Kainatı parçalı düşündüğünüz zaman o parçalar arasında ister istemez ahirete de sorunlar taşınıyor. Gibi gibi, bunu bir önceki derste de açmaya çalıştım ama ne kadar becerdim bilemiyorum. Böyle bir şey var yani, ama belki burada da yeterince açamadım, size de anlatamadım. İnşallah ileride başka bir ders vesilesiyle bunu tekrar konuşursak, orada daha güzel örnekler aklıma gelirse anlatırım. Hem kendi cenneti kazibeyi dünyeviyesinden, hem kendi cenneti kazibeyi dünyeviyesinden, kendi yalancı cenneti olan dünyasından, ya da kendi yalancı dünyasından, yalancı dünyasındaki cennetinden gibi gibi. Bu tamlamalar bizi zorluyor. İhraç ve tart ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara idhal ve hapis olduğu halde, ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Yani bu adam dünyacıydı zaten. Dünya için yapıyordu her şeyi. Dünyada dünya diyordu. Saadetini burada düşünüyordu. E onun için ölüm, cennetini terk etmek. İnşa ettiği her şeyi arkada bırakıyor. Burası için yaşadığından, burası da kalıcı değil. Oradan ihraç, yani harice çıkarılmak, huruc etmek. Ve tart, yani kovulmak. Ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara idhal, dahil olma. Ve hapis olduğu halde, onlar için öyle, ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Çünkü amacı zaten orası. Burayı amaçlamadı ki. Orayı amaçladı. Orayı amaçladığı için arkasına bakması gerekmiyor. Önüne baksa yeter o. Orada zaten düşlediği cennet, burada değil. Yani oraya göndermişti. Sadakasını, zekatını, hayır işlerini, günde bir saat namazını, yapıyorsa daha fazlasını elbette. Hep oraya göndermişti. O gönderdiğini bulmaya gidiyor. Öteki burada inşa ettiğini bırakıyor. Hem de kovularak, istemeye istemeye, itilerek böyle. Hem hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine girmeye vasıtadır. Yine Müslüman için böyledir inşallah. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Dünya zindanından cennet bostanına bir davettir. Bununla ilgili bir hadis-i şerif var değil mi? Dünya müminin zindanı ama kafirin cenneti. Neden? Çünkü o burayı hedefliyor. Yani burada bir hadis-i şerifin manasını da biz görüyoruz. Cümleler içine yedirilmiş. Söz basın buna not düşmüş mü acaba? Yok, buna not düşmemiş ama yukarıda bir tanesine not düşmüş bir hadis-i şerif olarak Tirmizi'de. Buna düşmemiş ama bu da mesela bir hadis-i şerifin manası. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahsu ücret almaya bir nöbettir. Ölüm, insan, Müslüman insan için ücret almaya gitmek. Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Yine hayat yükünden kurtulmakla ilgili manalar var burada. Çünkü yaşamak her yönüyle tatlı, zevkli değil. Hele ki yaş ilerledikçe, bir de sabit hastalığınız Allah muhafaza varsa, onunla imtihan olunuyorsanız, onların da ayrı ayrı yükleri var. Yaşamanın ayrı stresi, şusu busu var. İş hayatı olsun, sosyal hayat olsun. Bunlar da var. Ölüm bunlardan da bir terhis. Cenab-ı Hak sizi bunlardan azat ediyor. Bu yüklerin olmadığı başka güzel bir aleme taşıyor. İmanınız ve ameliniz varsa inşallah Cenab-ı Hak bizi de o alemlere taşısın. Elhasıl her kim hayat-ı faniyeyi esas maksat yapsa, özetlenen yerde burası, dikkatli dinleyelim. Elhasıl her kim hayat-ı faniyeyi, bu fani hayatı, geçici hayatı esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Bakın, zahiren cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Çünkü gidiyor.
Cennet orada ama cennetten gidiyor. Hiçliğe gidiyor, Adem'e gidiyor, yokluğa gidiyor. Bırakıyor yani. Sürekli cennetinden parça bırakıyor. O uzaya atılan füzeler gibi hani yakıt tanklarını bırakıyor yükseldikçe. Parçalar kopa kopa gidiyor o füzeler uzaya. Onun gibi. Bu adam da cennetinde doğuyor belki. Çok iyi bir yerde hayata başlamışsa. Ama sürekli parça kopuyor. Sağlık, gençlik, işte atıyorum yakışıklılık, işte atıyorum belki eğer servetini kaybetmişse zenginliği. Yavaş yavaş parça bıraka bıraka gidiyor. Bunun için bu elbette kayıp ama mümin için Voltron oluşturmak gibi yani giderken parçalar ekleniyor. Yükselirken parçalar ekleniyor sürekli. Bırakmayacağı şeyler ekleniyor. Ve her kim hayatı bakiye ciddi müteveccih olsa, müteveccih ise, hayatı bakiyeye yani sonsuz hayata yönelmişse, İslam'ın mana dünyasına yönelmişse, imana amele yönelmişse, saadeti dâreyne mazhardır. Bu dünyada da mutludur, öteki alemde de mutludur. Nasıl olur bu? Geçiciye geçici muamelesi yapmak orada mutlu eder insanı, kalıcıya kalıcı muamelesi yapmak orada mutlu eder insanı. Yani mesela size emaneten verilmiş bir şeyi, kıymetli bir şeyi çok bağlanırsanız gidecek o. Bu bir eziyettir. Ona geçici muamelesi yapmak size iyi gelir. Çocuğa bazen oyuncak, hani gittiği misafirlikte oyuncak veriyorlar. Çocuk öyle bir bağlanıyor ki ya bu benim oyuncağım olsun, benim olsun falan filan. Zorla böyle parçalayarak alıyorlar neredeyse çocuktan oyuncağı giderken evden. Annesi babası çok zor ikna ediyorlar. Niye? Yanlış ilişki kurdu. Geçici ilişkisini kursaydı giderken rahat giderdi. Gibi. Müslüman geçiciye geçici, kalıcıya kalıcı muamelesi yaptığı için rahat ediyor yani. Evet, her kim hayatı baki ciddi müteveccih ise saadeti dâreyne mazhardır inşallah. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için, burası cennetin bekleme salonu, intizar salonu olduğu için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Ne diyordu Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam o Kur'an'daki kıssalarında? İç yüzünü bilmediğin bir şeye nasıl sabredeceksin? Alemin iç yüzüne, musibetlerin iç yüzüne, sıkıntıların iç yüzüne ahiret. Dünyanın iç yüzü ahiret. Onu bilirse Müslüman burada daha dayanıklı olur. İşte şimdi iman bize ne katıyor? İşte sorunun cevabını burada bulduk. İman bizi bak bu dünyada da daha dayanıklı kılıyor. Nasıl? Her şeyin iç yüzünü bilmekle sabırlı, dirençli, tadalır, sağlıklı, yani ilişkilerini doğru kurmuş, mesaisini doğru tanzim etmiş, kiminle ne kadar bağlanacak bunları doğru bir şekilde çerçeveletmiş oluyor insan. Eğer imanla hareket ederse, dünyadaki sağlıkta imanda yani en büyük iş bu. Elbette bugün mesela devletimizin başardığı şeyler bizi sevindiriyor. Savunma sanayinde olsun veya işte başka işte yoldur, köprüdür, havaalanıdır, şudur budur ama asıl mevzu imandır arkadaşlar. Yani onları yaptıran da imandır. Onları hayra işlettirecek olan da imandır. İman olmadıktan sonra onlar boştur. Biz hep aklımızın bir köşesinde bu olmalı. Bunlar olmalı evet. Yani bunlar da İslam medeniyetinin bir parçası. Geçmişte de Müslümanlar gittikleri her yerleri eserleriyle ihya etmişler. Ama asıl olan yüzümüzün ahirete bakmasıdır. Çünkü buraya bakmak bizi köreltir. Bizi nasıl diyelim? İşte o oyuncağını vermek istemeyen çocuk gibi yapar. Misafir evindeki çocuğa dönüştürür. Ve boğuşmalarımızı arttırır hayatla ve başkalarıyla. Kendi içimizde ve dışımızda boğuşmalarımızı arttırır. Daha çok kavgamız olur. Siyasette çok iştigal edenler niye çok kavga ediyor? Veya seküler alanlarla iştigal edenler neden çok mücadele, başarmalısın, parçalamalısın, dişle onu, harca onu bilmem ne, ayağını kaydır falan böyle şey. Bir boğuşma alanı gibi böyle. Niye? Hasrı nazardan oluyor bu işte. Dünyaya hasrı nazar etmek, vahşeti, yalnızlığı, nisyanı ve bunlarla ilgili olan savunma güdüsünü tetikliyor.
Ama İslam terbiyesi varlıkla bağını böyle kurmadığın için veya en azından yumuşattığı için o hattı seni de içinde daha dengeli, dışına daha barışçıl kılıyor. Şüphesiz bunun tezahürlerini de biz sosyal hayatımızda görüyoruz ama sudaki balık gibi olduğumuzdan teşhis edemiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dersimiz bitti. Şu sonundaki duayı da okuyalım ve 8. sözle vedalaşmış olalım. Yani iyi haber 8. söz bitti. Kötü haber 8. söz bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme cealna min ehlis saadeti ve's selami ve'l-Kur'ani ve'l-imani amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Bir daha baştan alayım. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bi'adedi cemi'il hurufatil müteşekkilati fi cemi'il kelimatil mütemessilati bi'iznir rahmani fi meraya temavucetil havai inde qıraetil kıraati külli kelimatin minel Kur'ani min külli qari'in minel evvelin nuzulu ila ahiriz zaman. Verhamna ve valideyna verhamil mü'minine vel mü'minati bi'adediha birahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kafasını gözünü kırarak da olsa okuduk. Kısa bir meali de şöyleymiş. Allah'ım, bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Amin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ve ashabına Kur'an'ın ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahman'ın izniyle yansıyan bütün kelimelerinin bütün harfleri sayısınca salat ve selamet. Of of, ne rakam. Ve bunlar adedince bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere rahmetinle merhamet et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Amin, amin, amin. Ne güzel dua. Şu rakama bakar mısınız? Bir hesap edelim bakalım. Efendimiz Muhammed'e ve âline ve ashabına, yani ailesine ve dostlarına, yani sahabesine, Kur'an'ın ilk indiği günden, o ikra ayetin indiği günden, kıyametin kopmasına kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynalarında Rahman'ın izniyle yansıyan bütün kelimelerinin bütün harfleri sayısınca salat ve selamet ve bunlar adedince bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere rahmetinle merhamet et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Böyle bir rakam var mı? Havada kelimeler yansıyor. Ta Kur'an ilk indiği günden kıyamete kadar. Onların yaptığı dalgalanmalar, o kelimelerin bir de harfleri. Böyle müthiş bir rakam. Amin demekten başka yapacak bir şey yok bu duaya, yani öyle bir dua. Amin, Allahümme amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.